Audio Jungle. Arkadaşlar, dağlardan herkese merhaba. 8 gün önce buraya gelmiştik. Yaşar'la birlikte dünyanın en büyük Anadolu çoban köpeğini sen bana fotoğrafını gönderdin abi. Onu bastırdık, maket haline getirdik ve geçen hafta biz onu buraya ormana kurduk. Evet. Yaban hayvanlarının tepkilerini çekmek için. Şimdi de sen geldin. Zaten ben orada söylemiştim Sinan abi gelince kontrole geleceğiz diye. Şimdi de beraber sizinle bu maketin önüne gelen hayvanların tepkisini inceleyeceğiz. Bakalım görüntülerde çıkmış mı? Gerçekten çok merak ediyorum. Sence abi vallahi ben ne çıkmıştır? Bir saniye şunu bir çıkartayım. Yanıyorum çünkü. Hava da soğuk abi ya. Bence çok güzel görüntüler elde ettik. Niye? Sen burada yakın bir alanda bildiğim kadarıyla kuyu vardı. Evet. O kuyuya genelde ayılar geliyor. O kuyuya doğru gittilerse Efe'yi görmeleri yani bir de ben öyle bir yere gördüm ki tam patikadan yürüyorsun direkt karşına Efe çıkıyor. Karşına Efe çıkıyor. CE diyor yani. Büyük ihtimal görmüşlerdi. İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağız. İnşallah. Sevettin sence bölgede ne çıkmıştır? Ya bu bölge yani ayıların aktif olduğu bir bölge. Yani benim tahminimce ayı çıkmış olabilir. Zaten ayılar kavaklık bölgeyi sever. Hep de kavak ağaçlarından oluşan sık bir bölge. İnşallah ayı çıkmıştır diye. Hadi bakalım inşallah. Ben de merak ediyorum. Sen abi birlikte istersen kontrol edelim. Kapanları nereye kurdun? Tam böyle karşısında mı? Abi kapanların bir tanesini tam maketi yani iki açıdan kurdum. Biri karşıdan geleni, biri de arkadan geleni görmeleri için. Hmm. Bakın buradan da ilerlerken evet. Göstereyim. Sen abi gördüğün gibi bak. Ayı izini görüyor musun? Benim ayağım 47 numara abi. Senin ayağın 47 numara, benim ayağım da 43 numara. Ben bak, içine bir sokayım şunun. Ana kayboldu. Gördün mü? Benimki daha ufak. Bakayım bir. Ana kayboldu. Abi çok kaç büyük numara? İzler. Bu 41.5 abi. 41.5. Buradan ayılar buraya yol yaptı. Bakın buradan böyle ilerliyor. Vay be. Maket burada. Tabii maketin ön tarafında görüntü yok. Şu şekilde göstereyim. Maket şöyle. Sen bir önüne geçsin ana abonun. Senin yanında poz vereyim. Aslanalım. Bak Sinan abi. Tam bir kapan senin arkanda şurada. Gördün mü? Tam o çok ağaçta. Çok güzel yere kurmuşsun. Tam karşıdan gelirken. Şuradan şu patikadan gelen hayvanları çekmek için kurdum abi onu. Evet, bir tane de tam karşıda. Evet. Şurada durup ne poz verir veya ne tepki verir. Burayı açmıştık zaten. Bir kapanımız da burada. Gördüğünüz gibi. Buradan tam bu şekilde hayvanların tepkisini çekmek için kapağını kurmuştuk. Vallahi ben çok merak ediyorum Sinan abi. Bence hiç şey yapmayalım. Direkt olaya bir gir. Seni ben çekeyim. Vallahi olur abi. Seni ben çekeyim kapağını alırken. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Şu ben her zaman diyorum şu kartın içindeki görüntüleri görmek için insan hep sabırsızlanıyor abi. Ve ben şu her laptopu çıkartıp bu kartı takacağım zaman bir heyecan oluşuyor değil mi? Heyecan kesin oluşuyor ya. Ben şeyi de merak ediyorum. Buraya gelen ormancılar falan var. Bazen su kenarına geliyorlar. Bu maketi görünce ne tepki verdiler acaba? Bir de yaban hayvanlarının dışında köpekler falan da var. Bakalım. İnsan giriş çıkış oluyor mu buraya? Oluyor ya. Ormancılar giriyor. Oo Sinan abi Seyfo gelin. Bak görüntüye bak. Vallahi böyle bir şey yok Sinan abi. Vallahi. Ciddi misin? Vallahi böyle bir şey yok. Süper. Evet fotokapanın ilk görüntülerinde Yaşar'la birlikte ormana maketi kuruyoruz. Hayvanların geliş açısını tahmin ederek ona uygun bir şekilde fotokapanları yerleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesinin hayvanın geliş açısına bir tanesi de
arkadan gidiş açısına uygun bir şekilde. Birkaç gün sonra bölgede bulunan kesimcilerden bir tanesi maketi görüyor ve makete doğru geliyor. Bakın arkadaşlar, makete bakarkenki yüz ifadesi gerçekten komik olmuş. Adeta bu ne işe yarıyor, burada ne işi var diyor adam. Çünkü dağın başında bir maket. Makete yabanileşmiş bir tane köpek geliyor arkadaşlar. Neyle karşılaştığını anlayamadığı için orada havlayıp duruyor. Ancak makete mi havlıyor yoksa başka bir şeye mi havlıyor, onu tam anlayamadım. Sağ tarafa doğru gitti ve orada havlamaya devam etti. Bir yabani hayvan görüp ona havlamış olabilir. Bir yürüyüşçü maketi fark ediyor. Neyle karşılaştığını bilemedi maketi görünce. Komik bir yüz ifadesiyle baktı, geri döndü. Gerçekten yani bu insanların tepkisi çok komik, çünkü dağın başında bir maket gerçekten tuhaf. Başka bir köpek maketi görünce irkildi biraz ve geri döndü. Korktu da mı kaçtı yoksa neye gitti bilemiyoruz. Bu sefer arkadaşlarını da çağırmış. Bakın arkadaşlar, tabii karşılarında dünyanın en büyük çoban köpeği var. Bütün ormandaki arkadaşlarını çağırmış. Bakın 3-4 tane yabanileşmiş köpekler burada ne var diye adeta gelmişler, makete bakıyorlar. Of arkadaşlar, dev bir bozayı gelmiş. Gerçekten kafası kadrajı kaplamış. Foto kapağını kokluyor. Bu kesik kulak olabilir. Böyle cüsseli zaten 2 tane ayımız var. Birisi ayı yogi, birisi de kesik kulak. Ama ben kesik kulak diye tahmin ediyorum. Çünkü geçen haftalarda buraya kesik kulak gelmişti. Ertesi gün sabah genç bir bozayı gelmiş. Dün gece gelen gibi bu da foto kapağını kokluyor arkadaşlar. Ancak ikisi de bölgeyi hemen terk ediyor. Bunun sebebi ise köpek maketi. Bozaylar korkmaktan ziyade bölgede bir farklılık seziyorlar. Ve bu farklılıktan çekiniyorlar ve bölgeyi terk ediyorlar. Oradan ayrılıyorlar. En son görüntüde Sinan abiyle birlikte kontrole geliyoruz. Ve çekimleri bitiriyoruz. En sonunda buradan kapanı alıyoruz zaten. Gayet güzel görüntüler çıkmış. Evet arkadaşlar, şimdi görüntüleri inceledik. Doğan abi. Böyle görüntü yok yani. Yaban hayvanlarının tepkileri muhteşem olmuş. Ben böyle tepki beklemiyordum. Gerçekten güzel olmuş abi. Ya hem yaban hayvanlarının, hem yaban köpeklerinin, hem o dayının, kafayı... arkadaşlar bir şöyle tane... Şöyle bir kaşıyışı var. Arkadaş, adam resmen şok olmuş. Geliyor, bakıyor. Oraya bakıyor. Bir tane ormancı gelmiş arkadaşlar. Onu da şimdi paylaşayım sizinle. Geliyor, maketi görüyor. Bir kafasını karıştırıyor şöyle. Şöyle bir bakıyor etrafına. Niye koyuyor? Anlam veremiyor yani. Ormanın ortasında bir tane çoban köpeği. Dev gibi bir çoban köpeği. Aynen. O da güzel, komik bir görüntü olmuş. Çok güzel görüntüler yakalamışız. Eline sağlık, emeğine sağlık kardeşim. Teşekkür ederiz abi. Sen de hoş geldin tekrardan. Çok güzel görüntüler yakalamışız. Güzel görüntüler yakaladık. Önemli olan ne biliyor musun? Emeğinin karşılığını alabilmek. Kesinlikle. Şey, fazlasıyla almışız şu an burada bunu. Ya abi, yaban hayvanları, onlar hariç bak. Burada zaten yaban hayvanının çıkması
Çıkmaması imkansız. Yani çıkmaması aynen. imkansız ama o dayının görüntüsü beni çok güldürdü. O çok komik olmuş ya. O güzel olmuş. Bir de o köpeklerin de. Köpekler. Geliyor ilk önce bir tanesi sen evet. orayı koy. İlk önce bir bakıyor. Lan diyor ormanın içerisinde hareketsiz duran dev gibi bir köpek. Gidiyor sonra arkadaşlarına. Sonra da Cemil Cemal geliyor. Sonra arkadaşlarına anlatıyor büyük ihtimal. Ormanda bir dev gibi bir köpek gördüm arkadaşlar. Hiç hareket etmiyor diye. Hepsi birden geliyorlar. Aynen öyle. Gerçekten güzel görüntüler elde etmişiz. Eline emeğine sağlık. Hepimizin eline emeğine sağlık. Şimdi böyle maket kurma görüntüleri elde ediyoruz. İşte yapıyoruz. Yanına geçelim biraz yani, sonunda. Su kenarlarına kamera kuruyoruz falan. Şimdi projemiz de şu abi. Evet. Gelsin. Geldim. Su bitecek ya. Evet. 1-2 ay sonra. Biz suyun bittiği zaman ormana bir yalak yapacağız. Evet. Ve bu yalağın içerisine su doldurup orada hayvanların görüntülerini elde edeceğiz. O zaman da sen yine yolun düşerse buralara yine güzel bir video yaparız. Suyun hiç olmadığı dönemde o boz ayıların o suyu içerken Ağustos, yavrularıyla tabii çok güzel görüntüler elde edeceğiz o zaman yine. Öyle bir planımız var. Yine yolun düşerse o çalışmada da birlikte yapabiliriz. Vallahi sen bana haber ver. Ben atlar gelirim. Tamam. İstanbul Ankara arası 4,5 saat. Aynen öyle. Yani bir güzel bir çalışma yaparız. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Harika bir video oldu yine. Sinan abime geldiği için teşekkür ederim. Seyfettin yine her zaman gibi yanımızda. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi köpek maketi koyduk. Dünyanın en büyük çoban köpeği maketi. Bir dahaki videoda gerçeğini kuracağız diyebilirdik ama öyle bir şey İlerleyen yapmıyoruz. Videolarda belki kendi maketimizi koyarız. Hayvanların tepkisini çekeriz. Değişik deneylerle sizlerle olacağız. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ve kendinize iyi bakmanızı diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.